Cumhuriyet TV ekranlarından herkese merhaba sevgili izleyenler. Milli İstihbarat Teşkilatı dün Suriye'de bir operasyon düzenledi. Terör örgütü PKK ve YPG'nin tesisleri, örgütün kadroları hedef alındı. Bunun yanında bir de iddia var ki çok önemli, Türkiye'ye ait bir insansız hava aracının Amerikan askerlerinin yakınlarında faaliyet göstermesi sebebiyle F-16 ile düşürüldüğü iddiası var. Bugün bu konuları konuşacağız. Konuğumuz emekli Büyükelçi Uluç Özülker, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar. Şimdi Sayın Özülker, geçtiğimiz günlerde emniyete Ankara'da düzenlenen bir saldırı vardı. Bu saldırının iki failinin Suriye'den eğitim aldığı ortaya çıkmıştı ve bunun ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir açıklama yaptı. Üçüncü tarafların PKK-YPG tesislerinden uzak durmaları konusunda bir uyarıda bulundu. Orada kastedilen üçüncü taraflar kimlerdi? Dilerseniz oradan başlayalım. Efendim, aslında fevkalade basit. Normal şartlarda Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile şu ana kadar hangi konuya el atsanız tam manasıyla bir müttefiklik anlayışıyla hareket etmediğini net bir biçimde ortaya koyuyor. Mesela en basit şekliyle bir güvenlik koridorumuz var ve 32 kilometrelik. Trump burada gereği yapılır, merak etmeyin dedi. Fakat ondan sonra gereği falan yapılmadığı gibi bir de düşman olmasına rağmen Ruslarla işbirliği halinde Amerikalılar devriyeyi onlara devrettiler. Bizim devriyelerimiz de onların peşinde arada sırada çıkıp dolaşmaktan ibaret kaldı. Yani Amerika bugüne kadar ne söyleseniz olmuyor. Yine aynı şekilde Menendez ayrıldı. Menendez'in yerine gelen yardımcısı bir açıklama yaptı. Yenilir yutulur gibi değil o da. Menendez, F-16'ların karşılığında en son tutumu İsveç meselesini de çözeceksiniz. Buraya evet diyeceksiniz şeklindeydi. Fakat gelin görün ki yardımcısı aslında Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki sorunların böyle sadece İsveç'e indirgenmesi mümkün değildir, çok daha fazladır diye meğerlen söylüyorum. Bir açıklama da o yaptı. Yani biri gidiyor, biri geliyor. Öbür tarafta Biden, Cumhurbaşkanı gayet net bir biçimde orada iyimser bir havayla gitti New York'a. Biden'la ayaküstü görüştüler. Yani hiç önemli değil. İster ayaküstü, ister oturarak, başka türlü hiç fark etmez. Ama netice itibariyle Biden da döndü gene. Şu İsveç meselesi diye önümüze koyuverdi. Yani başka bir deyişle Biden da bu iş halloluyor merak etmeyin havasındayken o da yine dönüp aynı kuyruğa girmiş bulunmakta. Şimdi ben uzatmayayım çok fazla. 17 tane benim sayabildiğim, yani kendi yorumdan bir şöyle nedir bunlar diye. 17 tane bizim önümüzde ciddi sorun var efendim Amerika'yla. Ve bunların hepsinde de Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye bir biat kültürü çerçevesinde bakıyor. Yani sen benim karşıma değil veya menfaatlerini falan bir kenara bırak. Çıkar benimkidir. Seninki de eğer herhangi bir şekilde karşı çıkmaz benimle uyumlu söylediklerimi yaparak devam edersen sonuç itibariyle ben de seni rahat ettiririm. Arka çıkarım ve böylece bu ilişkiyi de sürdürürüz havasına giriyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti de öyle lanet dahi bir ülke değil. Bunu da bir şekilde görmek lazım. Bugünkü koşullarda daha da önemlisi halihazırda benim şöyle bir çevremi kontrol ederek 17 tane sorun dedim. Hı hı. Mesela Amerikalılar Fransızlarla işbirliği halinde Karabağ meselesi dolayısıyla Ermenistan'ı topyekün kollayan ama buna karşılık bizi Azerbaycan'ı da topyekün tabir caizse harcayan ve Avrupa Parlamentosu desteği falan da çıktı şimdi. Bir tutuma girdiler. Ya senin Kafkasya'da işin ne? Orada normal şartlarda zamanında 1991-92'de zayıf döneminde Azerbaycan'ın bir oldu bittiye getirdiniz topyekün. Şimdi hak yerini bulup da geriye iade edildiği zaman her şey bir anda yine efendim Azerbaycan uyum sağlamalı ve kötülük yapmamalıdır
diye bir toplumla ortaya çıkıyorsunuz. Bunların hiçbirinin tecviz olunması, şu veya bu şekilde savrulması mümkün değildir efendim. Dolayısıyla Türkiye'de kendi hak ve hukukunu elbette ki savunacaktır. Hı hı. Şimdi ben burada basit bir hatırlatma yaparak belki devam etmek istiyorum kısaca. Sorunuzu da net bir biçimde cevaplandıracağım. Buyurun. Desteklerle birlikte. Şimdi efendim normal olarak Türkiye geçmişte 2,5-3 yıl evvele kadar dış politikada bir fiyaskoyla karşı karşıyaydı. Hiçbir şey yapmadı Türkiye. Yani Davutoğlu'nun o tarihte başbakanlık döneminden başlayarak orada çok daha ileri gitti. Yani biz herkese düşman olduk. Kendimizi dev aynasında görmeye başladık. Ve netice itibariyle yalnız kaldık efendim. Bu yalnızlığın bedeli elbette ki ağırdı. Sonraki itibariyle tasfiyeler yapıldı vesaire. Ve Cumhurbaşkanımız normal şartlarda 3 yıl evvelinden bu yana dış politikada yeni bir açılımla yeniden barışıp yeniden yolumuzu açmak ve bu kapsam içinde de dış politikada dostlukları ağırlıklı olarak gündeme taşımak şeklinde bir politika izlemeye başladı. Bunun aslında teorik açıdan bakıldığı zaman yapılanlara burada başarı kazanılmadığını söyleyemeyeceğim. Ama bu başarının yanında topyekun bunun Türkiye'nin lehine dönüşebilecek bir konuma gelip gelmediği sorusunu bana sorarsanız hala sıkıntılarımızın büyük olduğunu da söylemem mümkün. En basit şekilde sizle anlaştık değil mi? Yani bunların hepsi çünkü Ortadoğu sorununa dönüp dolaşıp gelecek. Sisi'yle anlaştık değil mi? Ziyarete gelecekti vesaire konuşulmuyor şu sırada. Neden? Büyükçekmece'deki radyosundan başlayarak orada Mursi yanlılarının buradaki faaliyetlerine son verilmedi diye orada ben basını okuduğum zaman hayretler içinde izliyorum. Bunun gibi diğer ülkelerde de durum aynı. Yani Netanyahu geldi yine o da değişti vesaire vesaire. Yunanistan'la yakınlaştık. Ama yaklaşılacak bir şey yok çünkü temel sorunların hiçbirinde şuradan şuraya adım atacak haliniz yok. Bu da İsmail Cem zamanında rahmetli Papandreou ile bir yakınlaşma politikasına girmişti. Ya her kötülüğün olabileceğini bir durumdan neler yapabiliyorsak onları yapabileceğimiz yeni bir olumlu aşamaya gelmemiz mümkün değil mi diye bunu da 8 yıl falan başarıyla uyguladık ama gene eski hamam. Eski tas değişen bir şey olmadı. Sayın Özülker, tabii lütfen bitirin sonra devam edelim olur mu? Evet, sorunuzun cevabı. Bugün Türkiye'nin burada kendi hak ve hukukunu daha fazla korur bir noktaya gelmesi ki bunun da en önemli tezahürlerinden biri savunma sanayidir efendim. Yani geçmişe nispetle ki bu Kıbrıs Savaşı'ndan sonra başladı. Amerikalılar ambargo uyguladılar. İlk savunma sanayimizi o şekilde harekete geçirdik ama özellikle 15 Temmuz'dan bu yana yani gene o da bir CIA darbesiydi sonuç itibariyle biat etmeyen Türkiye'yi yola getirmek. İşte bu koşullar altında giderek daha hızlanan biçimde Türk Silahlı Kuvvetleri %80 mertebesine kadar kendi silahını yapabilecek konuma gelmiştir. Bunlar Amerika'yı da Fransa'yı da sonsuz şekilde rahatsız ediyor efendim. Şimdi bütün bunları söyledikten sonra yalnız iki hususunda altını ciddi şekilde çizmekte yarar var. Birincisi, burada herhangi bir çatışmaya girecek olsak, çünkü unutmayın iki tane çok önemli gelişme yaşadık son bir hafta içinde. Cumhurbaşkanımız mecliste konuşurken çok net bir ifadeyle bir sabahansızın gelebiliriz diyorduk. Bu gündemden düşmüş değildir, aklımızı başımıza toplayalım diye konuşması arasında çok net ifade kullandı. Ama ikinci bir husus daha var. O da tabiatıyla fazlasıyla üzerinde düşünmemiz gereken bir husus. Peki biz burada çok haklı olarak ve kendi çıkarlarımızın emrettiği şekilde yola çıkıp da sonuç almaya kalktığımız takdirde yakın çevremizde bir bakıldığımız zaman bir tane Türkiye'nin yanına gelip de destek verecek ülke görüyor musunuz? Hayır. Ben görmüyorum. Yani normal şartlarda
İran'a güvenebilir misiniz? Hayır. Ermenistan'a güvenebilir misiniz? Hayır. Azerbaycan mutlak şekilde evet, ama Azerbaycan'ın da statüsü netice etmeli Rusya'ya topyekun karşı çıkabilecek konumda değil. Bunu yaparken de Türkiye lehine hareket ederken gayet doğal, çok hayırlı, güzel bir iş. Ama Rusya'yı da olabildiğince devre dışında bırakarak veya saldırgan bir tutum içine sokmadan yapma gayreti içinde. Türkiye'de farklı bir politika mı gidiyor? Hayır. Cumhurbaşkanımız New York'a indiği zaman ya vermiş olduğu açıklamalarla ayrılırken yaptığı açıklamalar birbirini tutmaz efendim. İndiği zaman her şey daha ferah furu, daha güzel, olumlu şekilde yaklaşabileceğimiz bir ortama geldik. Yani ilk konuşmalarımdan bu sorun çıkmıştır derken ayrılırken eski babam eski tas dedi ve bir şey o yapılamıyor bunlarla dedi. İsveç konusundaki tutumumuzu da netleştirdi. Şimdi Irak'ta bizim topyekün icra etmekte olduğumuz operasyonlar aslında bu kapsam içine girer. Ve bunu da Dışişleri Bakanımız açıkladı. Dedi ki hele hele bu İçişleri Bakanlığımıza saldırı teşebbüsünden sonra hiç endişe etmeyin dedi. Enerjiye varıncaya kadar sizi kendi illerinize yakalayıp vururuz dedi. Enerji dediğiniz nedir efendim Suriye'de? Yeri zordur aslında topyekun. Yani bunun ötesinde orada bir takım enerji tesisleri falan olabilir ufak tefek, ayrı konu, ama işte bugünden itibaren de vurulmaya başlandı. Dün akşam başladı bizim harekatımızda. Gidip bunları vurmaya başladık ama deniz zora kadar da uzanabilecek mi bu iş? Hı hı. Sayın Özülker, bölüyorum ama şuradan biraz o konuya da gelelim istiyorum. Çünkü merak da ediliyor aslında, çok gündemde dünden beri. Şimdi Türk SİHA'sının, insansız hava aracının düşürüldüğüne ilişkin bir iddia var. Pentagon kaynakları bunu doğruluyor. Ancak ilk etapta Türkiye'deki yetkili kaynaklar bunu yalanladı. Sonrasında da bir açıklama yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın dün yaptığı açıklamada bu konuya değinilmemişti. Yalnızca operasyondan bahsedilmişti. Ama bugün Hakan Fidan'ın yaptığı açıklamada o konudan da bahsedildi. Hakan Fidan dedi ki, farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir SİHA kaybedilmiştir. Aslında bu açıklama da çok net bir bilgi vermiyor. Sizden yorumlarınızı aktarmanızı isteyeceğim. Efendim işte bu sorunlardan bir tanesi de tabii yaşanan bu SİHA meselesidir. Şimdi burada esas itibariyle yorumlara baktığımız zaman, yani yabancı yorumlara da baktığımız zaman şunun üzerine duruyorlar. Burada 85 rakamıyla 850 rakamı arasında dolaşan değişik kaynaklarda Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin de varlığının o sırada PKK ve YPG ile birlikte orada bulunduğuna dair iddialar var. Hı hı. Yani başka bir deyişle siz burada PKK'yı vuracağım dediğiniz andan itibaren o vurulan yerde 1 kilometrelik bir mesafede aşağı yukarı onlarla birlikte yaşamakta olan Amerikan kuvvetlerinin varlığına da dikkat çekilmeye başlandı. Hı hı. Şimdi tahmin ediyorum biz oraya SİHA'larla falan gittiğimiz zaman o bölgeyi tarasutu altına almışız. Yani başka bir deyişle bizim SİHA göndermiş olduğumuz, İHA veya SİHA gönderdiğimiz, drone gönderdiğimiz her bölge itibariyle Irak'ta bu yaşandı ve halen de yaşanıyor oradaki saldırılara verdiğimiz cevapla. Çok net ortada bir şey var. Bizim eğer bugüne kadar büyük bir başarıya ulaşmış olduğumuzu söyleyebiliyor isek burada SİHA ve İHA'ların son derece büyük bir rolü olduğunu da geçmişte olduğu gibi şehit vermiyoruz artık kolay. Yani bunların da varlığını da kabul etmemiz gerektiğini herkes kabulleniyor. Şimdi hal böyle olunca sizin orada SİHA'yı uçurmakta oluşunuz çok büyük bir ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri tarafından sıra buraya geldi, burayı da vuracaklar. Ama vurduğu zaman benim askerim de var. Dolayısıyla nasıl olur? İstihbarat edinmelerinin önünü keserek. O zaman başka nasıl olur? Füze falan atması söz konusu değil, çok karışık bir konu. Bir F-16'yı kaldırmak suretiyle SİHA'yı vurmuşlardır.
Bu Amerikalıların yaptığına dair ben şahsen bir şüphe duymuyorum. Çünkü tesadüfen mi oldu başka şekilde Amerika'nın oradaki istihbaratı ve aynı zamanda varlığının ortaya koymuş olduğu gerçeklerle birlikte düşündüğümde yani Amerika'nın o SİHA'yı tespit etmemiş olması mümkün değildir diye bakıyorum. O zaman burada başka bir şey ortaya çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri benim uçağımı vurdu. Bunun bir cevabı olmak durumunda. Ama cevap verdiğiniz zaman da bu cevabı da Amerika'ya vereceksiniz. Bakın en basit şekliyle gene bir hatırlatma babında söyleyeyim. Biz Rus uçağını düşürdük. Aslında bu düşürme bizim kendi hür irademizde değil, biraz FETÖ'nün de dahil olduğu. Ama işte biraz Amerika'nın da belki bir ihtimal yani yardımını esirgemediği bir konuydu. Peki Ruslar Türkiye'nin üzerine geldiler mi? Hayır. Putin Türkiye ile ilişkileri daha ileri götürmek çünkü zaten o da görüyordu ki Amerika ile Türkiye arasında sıkıntı var. Açıklamasını da yaptı çok net bir biçimde zamanında. Dedi ki benim buradaki sıkıntım NATO üyesi Türkiye'yi ben ne kadar kazanırsam Amerika o kadar bu işte zora girer kaybeder. Dolayısıyla bunların hepsi bir de oyundur efendim. Ve bu SİHA meselesinde de o zaman Amerika nasıl Rusya bir özür vesaire o şekilde geçip gittiyse bugün de Amerika Birleşik Devletleri net bir biçimde Türkiye benim üzerime gelemez diye bakıyor diye ben şahsen düşünmekteyim. Dolayısıyla vurdular ama karşılığında bizim oturup net bir tutum almamız için evvela Amerika'ya özür diletmek, o zaman da Amerika'nın çok net tutumu şu olacaktır. Bize yakın durmayın buralarda. Risklidir diye her zaman söylemiştik. Burada işiniz neydi? Bunu ortaya koyacaktır. Ama bunun ötesinde bir gelişme daha var ikincisi. O da Amerika ile ilgili olarak düşündürücü tabiatıyla. Şu sırada Suriye üçe bölünmüş vaziyette. Biri bizim orada barış götürdüğümüz topraklar. Ama İdlib'de dahi düşünün orada birçok karşıt gruplar var, terör grupları da var. Buna rağmen ses çıkmıyor, orada da sükunet var. Bizim sayemizde barış geldi buralara. İkincisi Esad'ın sahip olduğu topraklar. Üçüncüsü de Suriye'nin üçte birine tekabül eden Deir ez-Zor dediğimiz o petrol bölgesini de içine alan bölge. Şimdi burada Esad Çin'e gitti dönerken bir açıklama yaptı ve çok net bir biçimde bugüne kadar ne PKK ile ne de YPG ile ilgili olarak ağzını açıp bir şey söylemiyordu. YPG'yi de suçlayan ve bunun PKK uzantısı olduğunu ifade eden, kabul eden bir tutum içine girdi. Yani Adana mutabakatımız bizim Rusya'nın da desteklediği bu PKK'ya karşı vesaire denilen yani adeta Suriye orada bize yaklaşmış, yanaşmış gibi bir duruma girdi. Bunun ötesinde Esad buradan Türkiye ordusunu çekecektir benim kendisiyle görüşmem için diyordu. Onu da bekleyip görelim. Çünkü Esad'ın bu Çin seyahati, Rusya ile ilişkisi, dünyaya açılma politikası, Araplarla ilişkileri yeni bir boyuta taşıyacaktır ve burada da Türkiye'ye de ihtiyaçlar olduğu kesindir. Şimdi bu tabiatıyla Amerika Birleşik Devletleri yönünden çok ciddi bir gelişme. Yani başka bir deyişle YPG'yi öbür tarafta topyekun bu PKK değildir, bu benim dostum ve aynı zamanda desteğimdir deyip eğitim veren, en üst düzeyde silahlandıran vesaire gerçek anlamda bu güvenli bölgenin dışına çıkmış gibi gösterip ama öyle noktalardalar ki füzeyi atsa bizi gene vurabilecek noktada. Şimdi bütün bunlara baktığınızda Amerika'nın iddia ettiği hiçbir şey olmamıştır veya bize evet şunları yaptık yapıyoruz dediği hiçbir şey olmamıştır. Ama bunun yanında YPG ile ilgili olarak tutunmuş olduğu tavır geçen gün Türkiye'yi de daha fazla rencide etmekte ve bunun ötesinde de herhalde bir tepki vermeye mecbur bırakmaktadır. En son iki tane bu kişinin gelip de PKK'lının ki unutmayın, onu da iddia bir şeklinde ama
büyük bir ihtimalle onların oturup da havadan geçtikleri bir rududumuz da var. Yani yürüyerek veya bir başka şekilde geçmemişler. Bunun arkasında da kim var? Bunları da iyi düşünmek lazım. Dolayısıyla burada gidişat Türkiye ile Amerika'yı karşı karşıya getirecektir. Peki Türkiye hazır mı böyle bir savaş için? İşte o zaman da biraz evvel sizin söylerken en sona kattığınız gerçek ortaya çıkıyor. Yani bakın bir şey daha hatırlatayım bu bağlamda çok önemli o da. IMF konusuyla ilgilenmek üzere Washington Büyükelçiliğimizde bir atama yapıldı yeni. Kendisi yanlış hatırlamıyorum 10 küsur yıldır iyi bir maliyeci. 10 küsur yıldır da başarıyla bu işleri yürüten bir insan. Peki ben IMF'le hiçbir ilgim ve ilişkim yoktur derken IMF'e böyle bu kadar tecrübeli ve aynı zamanda iş bitirici bir kişiyi tayin etmeniz bir anlam taşır mı? Yani oturup bir baktığınız zaman biz dünyadan para bulamaz durumdayız efendim. Bulduğumuz paralar da peanut. Yani Türkiye'nin şu sırada ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda değil. Mayıs 2024'ten evvel düşüşe geçmeyeceğini de bizzat mecliste yaptığı konuşmada başkan kendisi dile getirdi. Şimdi bütün bunlara baktığınızda sorgulanması icap eden çok şey var. Biz bu işin altından kalkamazsak, para da bulamazsak bizi de çevirebilecek ne yapacağız? Efendim yabancı sermaye açılmaya başlandı. İki tane büyük merkez var. Biri New York, öbürü Londra. Şu sırada para merkezleri olarak da buralara gitmeniz lazım. Böyle Suudisi ile ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne vereceği paralarla yani ayakta duramazsınız. Peki buralara gittiğinizde sizin buradaki açılımınız işte yabancı sermaye de gelecek daha bir hayışkar şekilde geliyorlar artık bize dediğinizde evvela ne yapacak? Hukuk sisteminizi düzeltmeniz lazım. Ben OECD'de büyükelçilik yaptım. Bana ilk sordukları şey bir yabancı şirket gelip yatırım yaptığı zaman bugüne kadar Ankara mahkemelerini mi kabul etti yoksa kendi mahkemelerini veya tarafsız olarak Avrupa mahkemelerini mi öne sürdü? Efendim Ankara'yı kabul etmezler çünkü orada okkanın altına gitmekten korkarlar. Onun için tarafsız olaraktan bizim de daha çok hakim olacağımız yerler diye bakarlar. Türkiye'de hukuk sistemini en son Avrupa Konseyi'nde işte yaşadık tekrar. Kavalalar vesaire filan derken aslında biz işimizi çözdük ama sonuçta bu çözüm bir nihai bizi rahatlatacak bir çözüm olarak geri dönmüyor. O zaman parayı nereden bulacaksınız? Yabancı yatırımlar için Londra'ya buyurun. Para konusunda da Amerikan büyük şirketlerine gidin, onların kapısını çalın tekrar. Biden seçime giderken ve ortaya Türkiye ile ilgili politikalarını menfi şekilde böyle devam ettirirken, Menendez'in yerine gelenden de bir ümit var mı diye bakarken, o da ters düz giderken, oradan Türkiye'ye bir para veya yatırım girebileceğini net, büyük ve bunu bekleyebilir misiniz? Orada da kuşkularım var. Yani dolayısıyla burada yardımımıza gelecek Orta Doğu'da kimse yoktur. Irak'ta Barzani bir adım attı ve neticede biz Bağdat hükümetiyle ve İran'la anlaşmak suretiyle bağımsızlığın önünü kestik. Şimdi Kerkük meselesinde de aynı şey var. Cumhurbaşkanı Bağdat'a gidecek. Onun ilk temasını da Dışişleri Bakanı yaptı. Ve buraya gidildiği zaman ve çok büyük bir ihtimalle onların da rahatsızlığı var Amerika'ya karşı. Bu özellikle Süleymani'nin öldürülmesinden sonra büyük şartlar değişti. Orada eğer Türkiye ile Irak arasında bu düzeyde bir anlaşmaya varılabilirse ki temenni ediyorum inşallah varılsın. Arkasından Esad'la da bir yakınlaşma ihtimali üzerinde daha net bir şeyler yapılabilir mi diye bir ufkumuzu görelim ne oluyor diye. Bu da olduğu takdirde Türkiye'nin burada eli mutlak şekilde güçlenecektir ve müdahalelerinde de hukuki bir arka ve aynı zamanda zemin bulacaktır. İşte Cumhurbaşkanı'nın
bir sabah ansızın gelebilirim diyorduk. Bu terk edilmiş bir slogan değildir şeklindeki yaklaşımı. Fırsatı bulduğumuz zaman bizim buraya saldırabileceğimiz şeklinde ve hava kuvvetlerimiz tarafından şu sırada bu icraatta başlatılmıştır. Ama şu var, kara kuvvetlere bu işin içine sokulur mu diye sorulduğunda orada da makamlarımızın hiçbiri net bir tutum almadılar. Ve şimdilik havadan bu operasyonların cezai olaraktan yürütülmesinin başarı sağlayacağına dair yorumlar yaptılar. Ama sonuç, bir kelimeyle cevabı çok olmayan sonuç, burada çevremle birlikte mütalaa ettiğimde ve bu bir Amerika ile bir çatışma noktasına kadar daha ciddi şekilde bize yaklaştırdığı ölçüde Türkiye'nin cesaretinin söylemler düzeyinde mi kalacağını yoksa gerçekten hayata geçip geçmeyeceğini de çok net düşünmek, zaman ve ihtiyacı içine gireceğimiz günlerde çok uzak değil gibi geliyor. Son olarak şunu da vurgulayayım net. Tabii, buyurun. Yani evet, biz çok haklıyız. Ama haklı olmak her zaman başarılı olmanın bir simgesi değildir efendim. Atatürk'ümüz de mesela Hatay'ı almak için 1938-39'a kadar bekleyebilmiştir. Yine aynı şekilde bir Musul meselesinde oraya asker göndermiş ama İngiliz ultimatomu geldikten sonra da çekilebilmiştir. Dolayısıyla dış politika gerçekçilik üzerine bina edildiği ölçüde ve sabırla ve akılcı yolla üzerine gidildiği takdirde başarı getirir. Ben şöyle diyeyim, Türkiye'de hali hazırda dış politikanın Dış İşleri Bakanlığı düzeyinde en azından söyleyebileceğim. Diğer tarafları katmak istemiyorum. Hani benim alıştığım ve Atatürk'ten bu yana hayranlıkla Türkiye'nin başarılı dış politikasının bugün olmadığını ve biraz daha farklı boyutlarda yaklaşımlarla karşı karşıya bulunduğumuzu ve bunları yürütenlerin de o ihtisas sahibi insanlar olmadığını gördükçe acaba diye kendi kendimde sorguladığım bir noktada olduğumu ikrar etmeden duramayacağım. Sayın Özülker, çok teşekkür ediyorum kıymetli değerlendirmeleriniz için. Efendim, teşekkür benden. Sağ olun, var olun. Ben de size çok çok iyi yayınlar ve güzel günler diliyorum. Bu arada Cumhuriyet Gazetesi'nin de Türkiye'de başka seslerin duyurulmasına da yardımlarının çok büyük olduğunu da hatırlatılması yoluna gideceğim. Yani basın dediğimiz zaman her zaman gerçekçi ve doğrular bize nakledilecek şekilde okunmadığını biliyorum. Onun için ben de sizlere teşekkür ve tebrik ediyorum efendim. Hoşçakalın. Sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri, konuğumuz emekli Büyükelçi Uluç Özülker'di. Kendisiyle dış politikanın sıcak gündemlerine ilişkin konuştuk. Şimdilik noktalayacağız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.